Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Nokia Lumia 930 isimli telefonu tanıtacağız. Bu amiral gemisi dedikleri. Gerçi ben o tabire gıcık oluyorum. Yani Nokia'nın en pahalı telefonu mu diyeyim artık, öyle diyeyim. Pahalı telefonlar amiral gemisi diyorlar. Şimdi cihaz bu. Siyah modeli var bizde. Genelde bunu yurt dışında şu görmüş olduğunuz yeşil ve turuncu modeli çok tutuyor. Bir de siyah ve beyaz var. Tabii bizdekiler ya beyaz alır ya siyah alır diye siyah göndermişler. Adaptörü var. Kutusundan bir şey çıkmıyor zaten. Öyle bir şey beklemeyin. Şarj kablosu var. Şarj kablosu var. J ile bitiyor. Z ile bitmiyor. Ve kulaklığı yok. Biliyorsunuz hani 630'dan herhalde bir Lum denk gelmişti. Kulaklık artık göndermiyor. Microsoft satın aldıktan sonra kulaklık kesildi herhalde. Bilmiyoruz artık niye. Önceden rengarenk güzel kulaklıkları vardı. Şimdi şöyle bir ekranın güzelliğini göreceksiniz zaten de. Ekran zaten 5 inç ve AMOLED bir ekran. IPS değil. Bu ekran aynı zamanda 1920x1080p bir çözünürlüğe sahip. Yani ekran konusu zaten şu parlaklık bile görmüşsünüzdür. Cayır cayır parlıyor yani. Çok da güzel bir ekranı var. Şimdi cihazı böyle ilk elinize aldığınızda hani hakikaten nasıl diyeyim? Hani böyle Nokia yapmış diyorsunuz hani böyle bayağı bir kaliteli, ağır, güzel bir duruşu var. Ağır derken de bir gramını söyleyeyim. 167 gram. Biraz hatta şimdi laf açılmışken ölçelim onu. Şu hassası. Ben bunun adını söyleyemiyorum daha da. Şu ortadan bir kalksın. 167 gram yazıyordu bakalım. 163. Taş koyalım. 199 oldu. 1 gramla takdiri kaçırdık. Neyse. 167 gram. Gittikçe azalıyor. Sanırım biz bunu ekşi olarak kuyumculukta kullanıyoruz herhalde. Biz kazıklıyoruz sizi herhalde. Ondan böyle oldu. Neyse. 167 gram bir ağırlığı var. Ağırlığından ziyade telefon oturaklı. Hani hakikaten şu etrafı bir kere zaten bakarsın fotoğraflarından da metal. Hani hatta metal, alüminyum demeyen insan şey, çelik kasa gibi bir şey. Bayağı hani oturaklı, ağır, güzel duruyor. Şu arkası böyle hafif bombeli hani ama şimdi kamerası çok üst seviye olmasa hemen o konuda geleceğim. Kamera çıkıntısı yok. Hani 15-20'de masada böyle takır takır sallanırken bu dümdüz duruyor. Yani tasarım olarak da bayağı beğendim ben. Güzel, hoşuma gitti. Şimdi fark etmişsinizdir. Sadece şurada bir giriş var. Önce şöyle göstereyim de. Kulaklık girişi tam ortada. Simetri hastalar için güzel düşünmüşler. Burası sim kart girişi. Ses açma kapama, uyku modu, deklanşör, USB girişi var. Mikrofonlar burada. Bu arada mikrofonu demişken de şöyle masanın ortasına koyduğun zaman da surround ses kaydı yapabiliyor. Hani 4 kişi konuşurken çok güzel bir ses kaydı alabiliyorsunuz. Hani varsa öyle kullanmak isteyen. Şu görmüş olduğunuz kısımda sim kart girişi var. Sim kartı böyle en ufak. Hani bir kestik, normal bir orta boy oldu. Onu bir daha böyle ufak iyice kesiyorlar ya da kesmiyorlar, hatta direkt değiştirip çip gibi olanı var. İşte ufak sim kart buna takılıyor. Gorilla Glass 3 ile korunuyor bu ekran. Hani ekran hakikaten diyecek bir şey yok. Ekran 10 numara. Şöyle güzel AMOLED ekran. Fakat Gorilla Glass 2 gibi de parmak izi kalıyor. Onu da niye öyle oldu bilmiyorum. Normalde Gorilla Glass 2'de bırakırdı bu kadar parmak izini. Gorilla Glass 3'te bırakıyormuş demek ki. Bu modelde bunu öğrendim ben. 2 GB RAM'i var. 32 GB'da hafızası var. Ve az önce bakmış olduğunuz gibi de SD kart girişi yok. Bence 32 GB zaten bir telefon için yeterli. Hele bir Windows Phone için yeterli. Zaten nail dolduracaksınız. Hep geyini yapıyorlar ya. Zaten ayrıca OneDrive belleği de var. Bunda bu iCloud'un değişiği oluyor. iCloud da güzel bir şeymiş. Bunu da öğrendik. 20 megapiksel kamerası var. İşte lens zaten Carl Zeiss PureView özellikli bir kamera. Yani kamera konusu zaten Nokia diyecek bir şey yok. Çok iyi fotoğraf çekiyor. Görürsünüz, bakarsınız zaten. Ve özellikle şunu söyleyeyim. Çift LED flash var ve başarılı bir LED flash var. Hakikaten gece bir şeyin fotoğrafını çektiğinizde böyle parlamadan net bir şekilde görüntü alabiliyorsunuz. Bu flash özelliği. Yani fotoğraf makinesi zaten hani Nokia'nın diyecek bir şey yok. Üst segment bir telefon zaten. Bayağı başarılı kamera. Ön kamera 1.2 megapiksel dedik. Selfie kamerası değil. Zaten hani şöyle çekip şöyle ekrandan çekerseniz zaten çok başarılı fotoğraflar alırsınız. Lumia yanılmıyorsam IFA'da tanıtılan 730 selfie özellikle olacak. 720p video çekiyor bu ön kamera. Arka kamera tabii ki de 1080p video çekebiliyor. Bu arada hani fotoğrafları başarılı çekiyor falan değil mi? Otomatik modda değil bu başarılı çekim. Hani onu söyleyeyim. Otomatik modda alırsanız hani direkt böyle telefonun geldiği gibi elinize fotoğraf çekip çekerseniz hani bir hafif böyle bazen ışıkta sarılık gözükebiliyor. Hani fakat şöyle bir göstereyim mi? Şöyle hassas ayarlarını yaparsanız da 10 numara fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Biraz da profesyonelce olmuş. Hani ekstra programlarla tabii ki de kendi kendine iyileştirebilir. Tamamen yazılımsal orası. Şu an zaten fotoğrafları da görüyorsunuzdur. Telefon üst segment dedik. En son çıkanı dedik ki yeni modeller gelecek zaten. 830-730 da gelecek. NFC özelliği var. İşte bu kablosuz şarj oluyor ya, yastık var üstüne koyuyorsun. Hatta Avrupa'da çoğu Nokia Lumia 930 o aparatlarla beraber satılırken bizde o aparatları ayırıyorlar nedense. 4G özelliği var. Onu söyleyelim. Bataryası 2420 mAh. Şöyle söyleyeyim, hani düşük mü gelebiliyor? Artık hani
Net alışta 2500-3000 mAh. Batarya gücü olarak düşük gelebilir ama bir Windows Phone işletim sistemi için bu uzun bir batarya. Hani hakikaten bir günü çok rahat çıkartır, hatta 1,5-2 günde çok rahat da zorlar. Telefonun boyunu bir ölçelim. Gerçi söylüyoruz da 13,7 santim bir boyu var. 7,1 santim bir genişliği var. Şöyle göstereyim, sonra göstermedim demesinler. Ve 9,8 milimetre bir kalınlığı var. Yaklaşık 1 santim. Ve bence hiç rahatsız edici değil. Hani millet ince telefon istiyor. Niyeyse durduk yere. Bu arada az önce söylemeyi unuttum. Hani dedim 2 GB dedim. 32 GB hafızası var dedim. Ve Qualcomm Snapdragon 800 işlemcili Adreno 330 grafik işlem, yani ekran kartı eski tabirle var diyelim. Zaten hani Qualcomm biliyorsunuz Snapdragon gelince Adreno'da direkt otomatikman geliyor. O yüzden de ekran konusunda hani çalıştırmayacağı oyun yok zaten üst segment bir telefon. O konuda hiç şüpheniz olmasın. Hatta aranızda soranlar da olacak. Windows Phone'da hangi oyunda var çalışıyor diye. Artık çoğu oyunda gelmeye başlıyor, merak etmeyin. Şimdi pilin şuradan görüyor musunuz bilmiyorum, görüyorsunuzdur artık. 45, %45 Wi-Fi açık. Bu arada Windows 8, Windows Phone 8.1 olduğu için hakiki 8.1. Öyle dandiklerinden değil. Isıya bakalım. 28,6 derece. Oyuna başlayalım. Oyun tabii klasik olarak Asphalt 8. Bıktım yemin ediyorum şu oyunu oynamaktan. Beş dakika oldu hemen. Bu arada şurası çok ısındı. Şuraya bir 41 derece olmuş. Burası 44 derece olmuş. Hakikaten bayağı bir ısındı yani. Bariz bir sıcaklık artışı da var. 28-29 derece civarı aldık. Bataryasına bakalım. Gerçi Windows Phone'da batarya fazla azalmazdı. %45'ti. Oo, yanıldık. %33'e düştü. %12'de bataryası azaldı. Fazla azalmaz dediğimiz batarya bizi yanılttı. Şimdi arkadaşlar hani gördüğünüz gibi oyunda herhangi bir sıkıntı yok çalıştırmasında. Ekran 10 numara. 441 ppi bu arada. Hani onu söylemedik. Şimdi son olarak desibelini ölçeceğiz dedik. Onu ölçmeden önce şunu söyleyeyim. SAR değerini söyleyeyim telefonun. Bu arada hani hep böyle bakmadan attığımız kullanım kılavuzlarına falan SAR değeri yazıyor. Aklınızda olsun. Maksimum SAR değeri olarak yazmışlar burada. Bu arada hani internetten falan arayanlar, yani yabancı kaynaklara bakmak isteyenler buna Nokia Lumia 930 olarak değil, Nokia Icon ismiyle bakabilirler. Bizde Lumia 930 bir kısım bir Avrupa ülkelerinde, Amerika'da falan da Icon olarak geçiyor. Onu da belirteyim ilk başta. Başa dayalı tutulduğunda 0,6 watt bölü kilogram diyor. Vücutta 1,5 santim uzakta diyor işte 0,73 watt bölü kilogram. Bu 2'yi geçmemesi lazım. Avrupa standartları 2 ama hani legal olanın, doğru olanın da 1. Onu söyleyeyim, SAR değeri olarak da bakın. Hani bundan çoğu zaman artık telefonu yanımızda taşıyoruz. Cebimizde. Sağımızda, solumuzda duruyor. Hatta telefonu yastık altına koyup uyuyanlar da var. Bunlara dikkat edin. Deyip sese geçelim biz. Şöyle bizim aldığımız sese bakalım. Bu da telife takılmasın diye kendi aldığımız bir ses. Gördüğünüz gibi 89 çıktı. Oldukça yüksek. Zaten 90'ı geçtikten sonra bağırma seviyesinin üstüne çıkıyor. Zaten şöyle hoparlörü burada arkada. Ses çıkışı da gayet temiz olmuş. Temiz veriyor en azından sesi. Duymuşsunuzdur da. Ses çıkışı da böyle. Lumia 930'u inceledik. Hani fiyat olarak bakarsak da işte 1700, 1850 hatta 1600, 1800 civarı arasında diyeyim ben şu an videoyu çektiğimiz tarihte. Üst segment bir telefon. Rakipleriyle boy ölçüşür mü? Evet ölçüşür. Dediğim gibi ama ısınma sorunu biraz gözümüze çarptı dediğim gibi. Bir de metal olduğu için de hakikaten ama direkt de soğumuş hemen. Öyle de bir şey var. Ama stabil bir telefon. Windows Phone işletim sistemi olarak ayrı bir olarak bakacaksınız. Yani Android'lerle ya da iOS'la karşılaşmamanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Kendi klasmanında şu an en üst seviye telefon bu. Ve fiyat olarak da en üst seviye telefon olmasına rağmen uygun. Kendi klasmanında tabii söylüyorum bunu. Windows Phone olarak söylüyorum. Ve aynı zamanda sağlam bir telefon. Onu da belirteyim. Hani hakikaten böyle Nokia 3310'un upgrade edilmiş hali diyebiliriz. Bayağı sağlam. Bizi WebTekno Facebook sayfasından takip edebilirsiniz beğenerek. Twitter'dan takip edebilirsiniz followlayarak. Ve video koydun göremedik nerede kaldı diyenler için, dememeniz için daha doğrusu. WebTekno TV YouTube kanalımıza da abone olabilirsiniz. Videolar önce buraya geliyor. Ondan sonra siteye alıyoruz. Sitemiz de bu. WebTekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada kırdı oraları bir yerleri o.